Herkese merhaba. Ünitül ile 3D şehir oyunu projemizde nesnelerimizi ekliyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda artık bakın şu kısımlara kum görüntüsü vermiştik. Onları yapacağız. Şu kısımlara toprak görüntüsü vermiştik. Onu ekleyeceğiz. Denizin üzerine gemiyi ekleyeceğiz. Ve aradan elektrik lambalarını geçireceğiz. Bu şekilde bir video olacak. Hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen şu kenarları bir yapalım. Su gelen yerleri şöyle fırçayı da biraz büyütelim. Şu an gayet iyi. Mouse'un sol tuşuyla sürükleyerek buralara kum rengi veriyoruz. Şöyle bir görüntü vereceğiz. Burada opaklığı biraz arttırayım. Şu an daha hızlı hareket edeceğiz. Aynı şekilde bunu karşıya da yapıyoruz. Hemen burayı da düzeltelim. Uzaktan doğru şu kısmı da halledelim hemen. Şimdi buraları her yaptıktan sonra bakın şu karşıda bu kısım var. Burayı da yapalım hemen. Burayı da düzeltmiştik çünkü. Şöyle bakın sol tuşuna basılı tutarken ilerliyorum. Hemen burayı ilerletelim. İleri doğru. Sola doğru devam ediyorum. Bu şekilde. Şimdi buraları zaten yapmıştık. Şu arka tarafta da eklememiz gereken küçük bir kısım var. Hemen burayı da ekledikten sonra böyle dönüyoruz bu tarafa doğru. Bu tarafları yapalım. Bu şekilde sürükleyerek devam ediyoruz. Bu şekilde buralarda da yeterli. Hemen burayı da yapalım. Burayı da ekliyorum. Sol tarafa doğru devam edelim. Çok az bir kısım daha kaldı. Bu işlem bitiyor sonra. Ve bu şekilde bitti şimdi. Hemen bunun üzerine bir gemimizi ekleyelim biz şuralara. Bu yüzden burada indirmiştik daha önce. Bakın şurada military yazıyor. Buna tıklıyoruz. Ardından prefab. Burada istediğiniz gemi çeşidi mevcut. Çok büyük bir şey de eklemeyeceğim bu kısma. Şöyle küçük gemiyi sürüklüyorum. Yüksekliğini de 19 olarak yazalım. Bu şekilde dursun burada. Hemen gemiyi seçip bir iki tane yanına ekliyorum. Bu şekilde. Buraya da ekledim. Şimdi burada bunlar duracak. İllaki ortada yüzen de olacak. Bunlar böyle dursun sabit. Hemen şunları da şöyle ortaya hareket halindeymiş gibi gösterelim. Bu şekilde bir tane olsun. Hemen bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Bir tane ileride olsun. Bu sefer bu tarafa dönük olsun. Bunu da düzeltiyorum hemen. Kısımlara da ekleyelim. Hemen seçip kopyalayıp yapıştırıyorum. Bunu da düzeltelim yönünü. Kopyalayıp yapıştırdım. Şimdi farklı bir gemi çeşidi ekleyeyim hemen. O yüzden şöyle büyük gemi seçtim bir tane. Yüksekliğine 19 olarak girdim. Bunu da döndürelim hemen bu şekilde. Taşıma aracıyla da ilerleteyim.
Bir tane burada olsun. Hemen kopyalayıp yapıştırıyorum. Bunu da bu şekilde ilerleteyim. Hemen döndürüyorum bunu da. Bir tane bu kenarda olsun bu tarafta. Tekrar gemiyi kopyalayıp yapıştırıyorum ileri doğru. Bir tane burada olsun. Şöyle bir bakalım gemiler nasıl duruyor. Buradan. Gayet güzel. Yeterli gemi sayısı da. Şimdi gemiyi de ekledikten sonra artık bu kısımlara toprak gibi gözünsün. Bu yüzden haritada boş bir yere tıklıyoruz. Ardından burada Paint Terrain aracına gelip Edit Terrain Layers'e tıklıyoruz. Ardından Create Layer. Şimdi burada arama kısmına Cliff yazalım. Bu şekilde. Şuraya. Ben ne yazdıktan sonra Enter'a tıklıyorsunuz. Aşağı kaydırıp bakın burada. Buna çift tıklıyoruz. Ve buraya gelmiş oluyor. Hemen bunu seçiyorum. Fırçamızın boyutu biraz büyük. Bunu da ayarlayalım hemen aşağıdan. 6 olsun örneğin. Ve opaklığı da 80 olsun. Bakın bu taraftan doğru sürüklüyorum buraya doğru. Bu şekilde. Buraya da öyle bir görüntü vermiş olduk. Şöyle yakından baktığınız zaman da güzel bir duruyor. Aynı şekilde burayı da yapalım hemen. Tüm haritamızı yapacağız bunu. Bu da böyle dursun. Hemen şöyle baktığımız zaman ilerletelim bunu. Buralar kaya gibi dursun. Hemen bunu ilerletiyoruz. Tüm haritaya yapacağız. Bu şekilde. Biraz da yaklaşalım. Sağ tarafa ilerleye ilerleye devam ediyoruz. Bu tarafları da ayarlayalım hemen. Şimdi bu üst kısım bitti. Ayarlamamız gereken bu tarafta var. Hemen burayı da ayarlayalım. Bu şekilde bu tarafı da yapıyorum. Bunun üst kısmı da var. Üst kısımları bir ayarlayalım hemen. O yüzden bakın buradan doğru ilerliyorum. Burada olmasına gerek yok. Çok az daha şuraya da ayarladığımız zaman burası da olmuş oldu. Aslında yapmamız gereken bir şey yok. Hemen aşağı binelim. Burayı düzeltebiliriz. Hemen buraya yapalım. Aynı şekilde bu kısma da. Burayı da ilerletiyorum böyle. Hemen binanın arkasından da bakalım bu tarafa. Şu tarafa bir geçelim.
Yükseltiyorum hemen açımı. Evet, şimdi bu taraflar bitti. Şekilde burayı ayarladık. Yapmamız gereken bu kısım var. Hemen buraya da bir bakalım. Yaklaşıyorum. İlk önce sağ tarafları yapalım. Bunun üst kısmı da var. Bakın burayı da yapıyoruz. Hemen sol tarafına doğru da devam ediyoruz. Şimdi burada sola doğru devam edeceğiz ileri biraz. Zaten az bir kısımlar kaldı. Devamında birkaç yere elektrik direği ekleyeceğiz. Öyle bir görüntü vereceğiz nesne. Ve videomuzu sonlandıracağız. Hemen sol tarafına da yapıyoruz. Üst kısmını da yapalım hemen. Yapmamız gereken bu kısımlar var. Burayı geri aldım. Bu şekilde yapıyoruz burayı da. Hemen sağ tarafa doğru devam edelim. Buraya da çok az bir dokunuş yaptığımız zaman burayı da ayarlamış olduk. Şimdi buralar da bitti. Hemen şöyle bakalım eklememiz gereken yerler var mı? Burada bu kısım var. Şöyle geri geleyim biraz daha. Burayı da şöyle fırçamla sürükleyerek hemen altında bu şekilde yaptık. Evet, bu kısımlar tamamen bitti artık. Şöyle bir bakalım. İstediğimiz görüntüyü elde ettik. Belli oluyor, bakın burada kat olduğu, toprak olduğu. Şimdi burayı bir tekrar kontrol edeyim ben. Şöyle baktığımız zaman şu üst kısımda sadece burada yok. Şurayı da bir yapalım. Tekrar yaklaşıyorum. Şurada bakın arka tarafta bir sıkıntı varmış. Son kısmı geri almam gerekiyor. Şöyle. Burası da olmuş oldu. Hatta burayı çeklemeyelim. Geri aldım. Şimdi buraları hallettik. Bir karşı tarafa da bakalım. Şöyle ilerliyorum. Burada eklememiz gereken bakalım bir. Çok bir yer yok. Aynen. Hatta hiç yok. O yüzden o kısımları da yapmıyoruz. Burada da eklememiz gereken yerler bitti. Şimdi artık elektrik kablomuzu ekleyelim. Ortalardan geçsin. Hemen bunu bir ayarlayalım. Yaklaşıyorum o yüzden. Şimdi nereden geçeceğini ayarlayalım. Şöyle bir bakalım. Örneğin bir yukarıdan geçsin. Bakın şuradan. Buradan karşıya bir geçsin. Şimdi buraya yukarı geldiğimiz zaman all profile'a giriyoruz. Aşağı kaydıralım biraz. Biraz daha kaydırmamız gerekiyor. Bakın burada mevcut. Hemen burada sürüklüyorum bunu buraya. Buraya geldi. Bunu da yatay bir şekilde döndürelim. Örneğin çok ileri yapmamıza gerekmiyor. Gözüken yerleri yapsak yetiyor. Bakın bir tane burada olsun. Hemen kopyalayıp yapıştırdım. Bir tane de bittiği yerde olsun. Bakın burada. Bu kısımda.
Yakından baktığımız zaman da olmuş oldu. Şimdi buraya ekledikten sonra bunu tekrar kopyalayıp yapıştırıyorum. Bir tane burada olsun. Örneğin. Şimdi buradan geçiyor. Burada ileri yapmamıza gerek yok. Gereksiz yer kaplamasın. Örneğin bu kısımdan şuradan geçirebiliriz. Hatta burası değil, biraz daha ileriden yapalım. Bu şekilde buradan geçsin aynen. Hemen bunu da ayarlayacağız. Bakın buraya geldim. Şöyle yaklaştım biraz daha. Bir tane sürüklüyorum buraya. Bunu da döndürelim biraz. Bu şekilde. Taşım aracıyla da biraz geri aldım. Biraz da sağ tarafa doğru. Bir tane de burada olsun. Bunu kopyaladım, yapıştırdım. Kısım gözüktüğü için bir tane de burada olsun. Tekrar kopyaladım, yapıştırdım. Bunu ileri çektim bu sefer. Şöyle yaklaşalım. Şimdi yukarı çıkacağımız için bakın bu aracı seçtim. Bu sefer burada kırmızı bir çizgi var. Şimdi aşağı doğru çekiyorum böyle ekrandan. Burası yukarı kalkmış oldu. Hemen taşıma aracıyla da bunu tekrar yukarı kaldırıyorum. İleri doğru itiyorum bu sefer. Şöyle bir bakalım burası nasıl oldu. Biraz daha aşağı indirirsek eski haline doğru. Bu şekilde. Hafif bir şekilde de döndürürsek böyle. Taşıma aracıyla da hafif sağ alalım. Farklı açılardan bakmamız gerekiyor bunu tam ayarlayabilmemiz için. Biraz daha aşağı indirdim. Biraz sağa. Biraz daha sağ tarafa doğru çektim. Şöyle bir dokunduğum zaman biraz da ilerletirsem olacak gibi. O yüzden biraz da ileri doğru çekiyorum. Bu şekilde. Burası da gayet iyi. Şimdi burayı da ayarladık. Şimdi burada kablomuz biraz yerde. Hemen bunu ayarlayacağız. O yüzden bakın buna tıklıyorum. Bu sefer bunu buraya tıklıyorum. Yukarı doğru çekiyorum bakın. Bu şekilde bu dursun. Şimdi aşağısı bozuldu biraz. Hemen bunu biraz sola alacağım. Biraz da geri. Burayı çok yukarı doğru yapmamıza gerek yok. Bakın buraya bir ağaçla kapatalım. Şuraya birkaç tane ekliyorum. Yukarı araba girmeyeceği için bunun boyutunu düşürelim biraz. Örneğin random atmasın. 0,4 atsın ağacı. Yüksekliği 4 olsun. O yüzden bir kez tıklıyorum bakın. Bunu da 100 yapalım. Bu şekilde. Ve ağaçları biraz ekleyelim. Zaten ağaçları gerekli yerde yine ekleyeceğiz. Örneğin böyle kapattığımız zaman zaten yol arabadan gideceği için bir sıkıntı olmayacak. Böyle bir dekor vermiş olduk. Gelecek videomuzda zaten yine nesne işlemleri yapacağız ve ağaçları ekleyeceğiz. Ağaçlarımızda dekorlar vereceğiz. Şimdi o kısmı yaptıktan sonra o direkt ileri gitmiş gibi olacak. Buradan buna devam edeceğiz. Yani istediğimiz yerden ilerletebiliriz. Şuradan ilerletmemiz daha makul. Hemen yaklaşıyorum. Şöyle biraz daha yaklaştım. Aşağı kaydıralım. Elektrik direklerimiz buradaydı. Hemen bunu sürükledim. Döndürelim bunu hemen. Bu şekilde. Biraz daha döndürelim. Taşım aracıyla da biraz geri.
Şöyle bunu ilk bir yolun üstüne ayarlayalım. Tekrar döndürüyorum. Bu şekilde. Hemen kopyalayıp yapıştırdım bunu. Burası bir böyle olsun. Şimdi ileri gideceğiz ama ilk bu tarafı ayarlayalım. Hemen bunu tekrar kopyalayıp yapıştırdım. Biraz daha ilerleteceğim. Şöyle baktığımız zaman bu da böyle olsun. Buradan ileri gitmeye gerek yok yine. Gözükmeyeceği için. Şimdi buradan yukarı doğru gidelim. Hemen bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Burada yolun üzerinden geçemeyeceğimiz için biraz çapraz bir şekilde döndürelim bunu da. Bakın ilerlettim bunu bu şekilde. Burayı da hafif yükseltirsek, yani bu tarafı aşağı indirdim, burayı da yükselttim. Biraz da yukarı çekelim sağ tarafa doğru. Böyle olmuş oldu. Şimdi buradan yukarı devam edelim. O yüzden binayı biraz sağ tarafa ilerleteyim ben bu şekilde. Bu böyle dursun. Yeni elektrik direği sürükleyeceğim bu şekilde. Bunu da döndürüyorum. Hemen biraz geri çekelim. Biraz da sağa doğru. Şimdi biraz da aşağı indirmemiz gerekiyor. Orası alçak olduğu için. Bu kadar yeterli. Biraz da maviden doğru indirelim. Bu şekilde. Gayet güzel gidiyoruz şu an. Hemen bunu da kopyalayıp yapıştırıyorum. Burası yerden yüksek oldu biraz. Çünkü orası yamuk olduğu için hemen bunu aşağı indirmem gerekiyor. Şöyle kırmızı çizgiden doğru bakın. Biraz da maviden doğru aşağı indirelim eşit bir şekilde. Çok az daha indirirsek. Şimdi tamamdır. Biraz da ileri itiyorum. Hemen bunu kopyalayıp yapıştırdım. Şimdi burada biraz döndürelim yine bunu. Maviden doğru bakın bu şekilde. Binanın arasından geçireceğiz. Şöyle ilerletiyorum. Biraz da hafif geri. Burası da böyle olsun. Baktığımız zaman hafif bir yüksekliği yine mevcut. Tekrar indirelim bunu. Hemen şöyle. Bu şekilde. Taşım aracıyla da maviyle biraz aşağı indiriyoruz. Burası da tamamdır. Hemen bunu uzaltalım biraz. İleri gelsin bu. Bu da böyle olsun. Burada da zaten direğimiz sonlansın. Yukarı ayrı geçirelim. Şimdi burada ilk bir düz ilerleyelim. Bakın bunu sürükledim. Hemen döndürüyorum. Bu şekilde. Biraz daha döndürelim. Şimdi bunu ilerletelim bu tarafa. Şöyle ileri doğru ilerletiyorum. Pardon. Bu böyle dursun. Hemen kopyalayıp yapıştırdım. Biraz da döndürelim bunu. Taşım aracıyla da bakın bu tarafa ilerletiyorum.
Burası da böyle olsun. Ama bunu biraz aşağı indirmemiz gerekiyor. O yüzden bakın, kırmızı çizgiden böyle indirdim. Biraz da taşıma aracıyla maviden doğru indireceğiz. Bu şekilde. Burası da böyle olsun. Şimdi buraya sürükledim böyle yine tekrar. Bunu hemen döndürelim. Taşıma aracıyla da çekelim bu tarafa doğru. Bu sefer küçültmemiz gerekiyor. Bakın şu aracımızla birlikte küçültüyorum. Biraz da yukarı döndürmemiz gerekiyor. Kırmızıdan doğru. Ve maviden doğru da hafif yatay bir şekilde. Şimdi taşıma aracını seçip bunu biraz geri alıyorum. Biraz yukarı doğru bakın bu şekilde ilerletiyorum. Biraz daha küçültmemiz gerekiyormuş. Bu şekilde yaparsak burası da böyle bir şey olmuş oldu. İdareten yeterli. Şimdi bu kısımları hallettik. Hemen buralardan da biraz geçirelim. Şöyle bir bakalım. Örneği nereden yapabiliriz? Stadyumdan doğru bir tane getirelim elektrik. O yüzden hemen bir tane buraya sürükleyelim. Bu şekilde. Bunu da yatay bir şekilde döndüreceğiz. Hemen taşıma aracıyla şöyle. Başlangıç yeri burası olacak. Kopyalayıp yapıştırdım. 90 derece döndürüyoruz bunu. Taşıma aracıyla bakın bu şekilde. Burası böyle olsun. Hemen şuraya bir tane direk atalım. Bu kısım da böyle olsun. Hemen tekrar hatta şunu biraz uzaltayım. Direkt yolun ortasına bitmesin çünkü. Bu şekilde. Bir tane de sürüklüyorum bundan. Bunu da yatay bir şekilde döndürelim tekrar. Taşıma aracını biraz daha döndürmemiz gerekiyor. Şu an burası olmuş oldu. Hemen bunu çoğaltıyorum. Tekrar kopyalayıp yapıştırdım. Bu da buradan geçsin. Bakın böyle bir şey olmuş oldu. İstersek bu direği devam edebiliriz yukarı doğru. Hatta bunu silersek bakın buradan. Buradan da bu sefer bunu silmemiz gerekiyor. Hemen bir tane daha sürükledim. Hatta şunu kopyalayalım. Bu şekilde. Yukarı çıkacağımız için bu böyle gitmesin. Bakın burayı da şöyle yapalım. Biraz kaldırdık yukarı. Hemen taşıma aracıyla da yükseltiyorum. Biraz da ileri. Burası da böyle olsun. Şuraya da ağaçlar ekleyerek kapatabiliriz. Örneğin bu 0,4. Biz bunu tekrar 1'e yükseltirsek. Bakın burayı 1 yaptığım zaman burayı da böyle kapatabiliriz. Zaten diğer videomuzda ağaçlar ekleyeceğiz dediğim gibi. Buralar gözükmeyecek. Bu kısımları hallettik. Şimdi biraz da karşıya ekleyeceğiz. Hemen videomuzu bitiriyoruz. Biraz ileri gittik. Hemen geliyoruz. Örneğin bir tane stadyumun yanından yine geçsin. Hemen şuraya inelim.
Bunu da döndürelim bu şekilde. Bakın şöyle ağaçların içinden bir tane böyle olsun. Biraz da geri alayım. Tekrar kopyalayıp yapıştırdım. Bir tane de burada olsun. Denizin kenarına da birkaç tane ağaç eklersek. Şu ağaçların boyutunu biraz düşüreyim. 0,4 ile. Bu kısmı da ayarlamış olduk böyle. Artık detaylı videolarda son bir iki videoda devam edeceğiz. Sonra arabamızı ekleyeceğiz. Ve çıktığımızı alıp finalde oyunumuzu bitireceğiz. Çok az kaldı. Biraz daha sabredin. Oyunumuz güzel oluyor. Daha da güzel olacak. Güzelleştiriyoruz. Diğer videomuzda görüşmek üzere.